Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı, huzurlu, bereketli sabahlar, sağlıklı, aydınlık yarınlar, güzel günler inşallah sevgili dostlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersalnake illa kaffeten lin-nasi beşiran ve nezira. Velakinne ekseren-nasi la ya'lemun. Sadakallahul azim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Bel ercu en yuhricallahu min aslabihim men ya'budullaha vahdehu la yushriku bihi şey'a. Sadaka Resulullah fîmâ gâl ev kemâ gâl. Sevgili dostlar, Yüce Allah'ımızın son dini, dinimiz İslam'dır. İslam mükemmeldir, yücedir, eşsizdir. O insanlığı dünya ve ahiret saadetine erdirmek için gönderilmiştir. İslam'ı tebliğ etmek üzere bütün insanlığa peygamber olarak gönderilen Nebiler Nebisi, Nebiler Sultanı sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şu eşsiz dini tebliğ etmeye başlamasından itibaren eşsiz dinimizi tebliğ etmeye başlamasından itibaren Mekke müşrikleri ona karşı çıkmışlar ve Müslüman olanları şiddetli bir baskı altına almışlardı. Bazen itirazlarla, bazen ithamlarla, bazen de alay ve tehditlerle ve bazen de servet, kadın ve reislik teklifleriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ve müminleri susturmak istemişlerdir. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin sevgili amcası Ebu Talib'e gelip şu yeğenine söyle putlarımıza dokunmasın. Onlara söz etmesin. Reislik istiyorsa kendisini başımıza reis yapalım. Servet istiyorsa en büyük servet sahibi o olsun. Bütün mallarımızdan pay verelim. En zenginimiz olsun. Kadın istiyorsa en güzel kızlardan ona bir harem kuralım. Ama yeter ki şu putlarımıza dokunmasın. Amcası Ebu Talip, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e bu müşriklerin, Kureyşlilerin teklifini getirince, Peygamber aleyhissalatu vesselam, güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, yine de ben bu tevhid davasından, hak davadan vazgeçmem, demişti. Evet, bütün bunlar her devirde inkarcıların söyleyecek sözü olmayanların hak karşısında çaresizlik ifadeleridir. Bugün de işte aynı şey devam ediyor. Hala aynı kafada olan sapıklar, dinsizler, ateistler, münafıklar var. Kur'an-ı Kerim'de bunlar için batılı hakkın yerine koymak için uğraşıp durdular buyurulmuştur. Mü'min suresi 5. ayette bu belirtiliyor böylece. Küfrün tutarsızlığına bakın ki 40 yıl boyunca kendisine el emin, güvenilir dedikleri, Muhammedül emin dedikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Allah'a iman ve kulluğa çağırmaya başlayınca derhal ağız değiştirdiler. Ve kendisi uyduruyor, büyülenmiş, deli, sihirbaz demeye başlamışlardır. Böylece hem sapmışlar hem de saptırmaya çalışmışlardı. Kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la illallah, la ilahe illallah. Merhaba Fırat Tekin.
Evet sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. İşte bu itham ve tehditlerin tutmadığını, Müslümanların gün geçtikçe çoğaldığını gören müşrikler, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı yolundan döndüremeyince, bu defa başta fakir Müslümanlara olmadık işkenceler yapmaya başladılar. Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh, Habbab bin Eret ve Yasir gibi radıyallahu anhüm ecmain Müslümanlar bazen kırbaçlanıyor, bazen güneş altında sırtlarına, göğüslerine taşlar yığılıyor, bazen develerin kuyruklarına bağlanıp sokaklarda dolaştırılıyor ve bazen de vücutları ateşle dağlanıyordu. Bu insanların suçları sadece Allah'a inanmak ve yalnız ona kulluk etmekten ibaret. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekti suçlar. Bugünkü kameralar olsaydı işte irtica görüntüleri diye bunları zevkle gösterirlerdi. Evet. Bu işkencelerin de durumu değiştirmediğini gören müşrikler işkence oklarını bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çevirdiler. Ebu Leheb ve Ebu Cehil gibi İslam'ın azılı düşmanları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir gölge gibi takip ediyor, geçtiği yollara dikenler saçtırıyorlar. Veya saçtırıyorlar. Kendileri de saçıyor, saçtırıyorlar. Yalanlıyorlar. Namaz kılarken kötülük yapmaya çalışıyorlar. Namaz kılarken sırtına hayvan işkembesi koyuyorlar ve öldürmek için tuzaklar hazırlıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de bunlar için arslandan ürken yaban eşekleri gibi söz dinlemekten yüz çeviriyorlar. Evet, arslandan ürken yaban eşekleri gibi söz dinlemekten yüz çeviriyorlar. Müddessir suresi 49 ila 51. ayetlerde Rabbimizin kelamında böyle dile getiriliyor. Arslandan ürken yaban eşekleri gibi söz dinlemekten yüz çeviriyorlar. İfadesi kullanılmakta ve onların perçemlerinden yakalanıp cehenneme sürüklenecekleri haber verildikten sonra o zaman gidip taraftarlarını çağırsınlar. Biz de zebanileri çağıracağız buyurulmaktadır. Alak suresi 9, 10, 15, 19. ayetlerde. Evet, o zaman gidip taraftarlarını çağırsınlar, biz de zebanileri çağıracağız buyuruluyor. Sevgili dostlar, alay, tehdit, itham ve işkencelere rağmen Rabbim Allah'tır diyenlerin çoğalması, müşriklerin Müslümanlara karşı boykot ve ekonomik baskı kararı almalarına sebep olmuştur. Bugün de Müslümanlara aynı ekonomiyle vurma hainliği yapılmaktadır. Evet. Kabe duvarına astıkları karar metninin Allah'ın adıyla kısmı hariç bir kurt tarafından parçalandığını görünce şaşırıp kalmışlardı. Üç yıl süren bu ekonomik boykot, Mekke'den çıkarılma, ablukaya alınma, zulüm, 3 yıl süren bu boykot sebebiyle Müslümanlar elbette ki zor durumlara düşmüşler. Aç kalan çocukların feryatları sokaklara taşmış ve bir kısım Müslümanlar
ağaç yaprakları yiyerek, ot kökleri yiyerek ayakta kalabilmişlerdir. Bu duruma çok üzülen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belki inanırlar ve yardım ederler ümidiyle Taif'e gitmiş ve oradan da taş ve sopalarla kovulmuştu. Dönüşte yaptığı, "Allah'ım, güçsüz ve çaresiz kaldığımı sana arz ve şikayet ederim. Allah'ım, güçsüz ve çaresiz kaldığımı sana arz ve şikayet ederim." diye başlayan duasından bir müddet sonra Cebrail aleyhisselam ile birlikte dağların meleği gelmiş ve "Ya Muhammed, emrine hazırım. Eğer şu iki dağı Mekkelilerin üzerine kapatıp onları helak etmemi istersen hemen yerine getireyim." demişti. Bu teklif üzerine Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardı: "Hayır, istemem. Ben Allah'ın onların soyundan Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şey ortak koşmayan bir nesil getirmesini isterim. Bir nesil getirmesini dilerim." Buhari Tecrid-i Sarih Cilt 7 sahife 31 No 1333. hadis. Evet. "Ben Allah'ın onların soyundan Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil getirmesini dilerim." Ve öyle de olmuştu. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarından dökülen İslam'ın bu engin anlayışına rağmen, müşrikler İslam'a ve Müslümanlara baskı ve boykot uygulamaya ısrarla devam ettiler. Devam ettiler, devam ettiler. Ama neden? Çünkü İslam üstünlüğün sadece takvada olduğunu ilan ediyor. Mekke şeflerinin fakirlere üstünlüğünü reddediyordu. Bunun içindir ki Ebu Leheb, "Ben başkalarıyla eşit tutan din olmaz olsun. Beni başkalarıyla, kölelerle eşit tutan din olmaz olsun." demişti. "Ben bu kölelerle birlikte mi eşit olacağım?" diyordu. "Bilal-i Habeşi ile beraber mi olacağım?" Af ya Rab, af. Çünkü İslam tefeciliği, faizciliği, kan dökmeyi, namusa el ve dil uzatmayı, hakka tecavüzü etmeyi, güçsüzü ezmeyi, evlat, şöhret ve kabileyle övülmeyi haram kılıyordu. Böylece İslam'ın ölçüleri karşısında mevkilerinin, servetlerinin, makamlarının, iktidar ve itibarlarının kaybolduğunu gören müşrikler İslam'ı yok etmek için her çareye başvurdular. Bugün de aynı şekilde Peygamberin izinden gidenlere karşı aynı hainlik yapılmakta. "Bizim ölçülerimiz dışında düşünemez ve konuşamazsınız," diyorlar. "Bizim ölçülerimize uymadan ibadet edemezsiniz. Bizim ölçülerimize göre yaşamak zorundasınız. Aksi halde yaşama hakkınız yoktur," dediler ve bugün de Müslümanlara diyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek istemeleri de bundandı. Halbuki İslam Allah'ın gönderdiği son ve mükemmel dindir. Yayılmaya ve gönüllere girmeye devam edecektir. Öyle olmuştur ve olacaktır. Allah'ın anılmadığı bir an yoktur.
Allahu Ekber nidaları burada söylenirken bitme noktasına gelince ezanla beraber diğer yerde başlamakta. Oradan biterken diğerinde başlamakta. Oradan biterken diğerinde başlamakta ve Allah'ın anılmadığı hiçbir an yoktur. Ezan sezalarının yükselmediği an yoktur. Evet sevgili dostlar. Allah'ın dini yayılmaya ve gönüllere girmeye devam edecektir. Öyle olmuştur, olacaktır ve kıyamete kadar da öyle olmaya devam edecektir Allah'ın izni ve inayetiyle. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Bizleri kamil manada iman eden, ihlas sahibi dinini yaşayan Müslümanlardan eylesin Mevlam. İslam'ı yaşamak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyanıyla ahir zamanda özellikle kor ateşi tutmaya benzetilmiş. Kor ateşi elinizde tutsanız elinizi yakıyor, bıraksanız sönüyor. İşte bugün de İslam'ı yaşamak öyle. İslam'ı yaşarsanız sizi rahat bırakmıyorlar. Yaşamazsanız İslam'dan uzaklaşıyorsunuz, imansızlık çukuruna düşme tehlikesiyle karşı karşıyasın. Allah'ım cümlemizi sırat-ı müstakiminde daim eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri, nesillerimizi zatına has kul, Habibine layık ümmet eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.